Muhteremler, kanayan bir yaramız var. Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimiz, Rabbim Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin. Kafirin esaretinden ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa'mızın, katil İsrail'in esaretinden zulmünden kurtulması halas olması niyetiyle ve Gazze'li Filistinli kardeşlerimizin selameti niyetiyle inşallah Allah için sadakalar verelim muhteremler. Vakıflar, dernekler aracılığıyla vasıtasıyla Gazze'li kardeşlerimize yardımlar gönderelim, sadakalar gönderelim. Bakın Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Rabbim onların derdiyle dertlenmeyi, onlara maddi manevi sahip çıkmayı, yardım etmeyi, destek olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Muhteremler bir hadisi şerif okuyacağız. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Fe illem yestadir şayet eliyle düzeltmeye gücü yetmezse fe bilisanihi diliyle düzelsin. Fe illem yestadir şayet diliyle düzeltmeye de gücü yetmezse fe bi kalbihi kalbiyle buğz etsin. ve zâlike edaful iman. Ama bakın bu imanın en zayıf noktasıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Muhteremler, elimizden ne geliyor Filistinli kardeşlerimiz için? Bu kötülüğü durdurmak için elimizden ne geliyor? Katil İsrail'in ve onların yandaşlarının ürünlerini boykot etmek geliyor. Allah için boykot edelim. Dilimizden ne geliyor? Katil İsrail'e, zalim İsrail'e beddua etmek geliyor. Diyelim ki la'netullahi ala beni İsrail. Allah'ın laneti Beni İsrail üzerine olsun diyelim. Lanetullahi ala zalimin diyelim. Allah'ın laneti zalim İsrail'in, katil İsrail'in üzerine olsun diyelim. Dilimizden bu geliyor. Kalbimizden ne geliyor? Kalbimizle İsrail'e buz edelim. Ya Rabbi biz onlara buz ediyoruz. Biz onlardan değiliz. Biz onlardan beriyiz. Biz gazdeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların tarafındayız. Onların derdiyle dertlendik. Onların halleriyle hallendik ya Rabbi. Ya Rabbi yarın ahirette de bizi gazeli kardeşlerimizle haşreyle diye Rabbimize niyaz edelim. Bakın Rabbimiz Hud suresinde buyuruyor ki Estaizu billah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar Sakın zalimlere, kafillere, katillere meyletmeyin. Eğer onlara meylederseniz, eğer onlara destek olursanız, cehennem ateşi size dokunur dedi Allah. Sakın onların ürünlerini alarak onlara destek olmayın. Ayet, sakın onların ürünlerini alarak onlara yardım etmeyin. Onlara destek olmayın. Eğer bunu ciddi almazsanız ya benden ne olur ki derseniz benim bir boykotumdan ne olur ki demeyin. Onlara destek olmayın. Eğer bunu yaparsanız fedemessekumun nar <laughs> <laughs> cehennem ateş size dokunur. Allah Teala böyle buyurdu. Muhteremler eğer biz bu işi ciddi almazsak, boykotu ciddi almazsak, Onların ürünlerini almaya devam edersek, evimize sokmaya devam edersek onlar ne yapıyorlar? Onlar bizden aldığımız, bizden aldıkları parayla muhteremler bombalar alıyorlar, tanklar alıyorlar, silahlar alıyorlar ve Gazze'deki kardeşlerimizi bombalıyorlar. Oradaki yavrularımızı paramparça ediyorlar. Annelerimizi, kardeşlerimizi, mücahitleri şehit ediyorlar. Ve bu, biz buna sebep oluyoruz. Vallahi yarın ahirette bunun hesabını veremeyiz biz. Sakın boykotu küçümsemeyin. Yahudinin din imanı paradır Müslümanlar. Yahudinin din imanı paradır. Yahudi dünyada en çok şu iki şeyden korkar. En çok şu iki şeyden korkar. Bir ölmekten. Öyle korkarlar ki nasıl kaçıyorlar? İki, boykottan. Boykottan paranın azalmasında onlara vereceğimiz en büyük zarar onların mallarını, ürünlerini boykot etmektir. Muhteremler, bizim cihadımız boykottur. Bizim cihadımız Gazze'li kardeşlerimize dua etmektir. Bizim cihadımız katil, zalim İsrail'e beddua etmektir. Bizim elimizden, dilimizden bu geliyor halk olarak. Biz bunu yapabiliyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Dolayısıyla biz vazifemizi Allah için yapalım. Rabbim tez zamanda Gazze'li kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın. Amin. Hürriyetine kavuştursun inşallah. Amin. Rabbim okuduğumuz ayeti kerimelerle, hadisi şeriflerle, amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Mahveyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi, ordularını hezimete uğrat ya Rabbi, tuzaklarını kendileri üzerine makus eyle ya Rabbi, yerin dibine geçir ya Rabbi, haritadan sil ya Rabbi, paramparça eyle ya Rabbi, dualarını